Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sarılan San Sebastian Cheesecake tarifimin videosuyla geldim. Bakın bu fırından çıktığı ilk hali henüz çok sıcak fakat bu şekilde salladığınızda içinin tamamen sallanıyor olması gerekiyor. Bu da bir gün sonra servis aşamasındaki hali. Videomun başına bunları eklemek istedim. Bakın ortası hala yumuşacık, bıçağımın aldığı halden anlaşılıyor. Kıvamı gerçekten çok çok güzel. Tarife ait tüm püf noktalarını bu videoda bulabilirsiniz. Kremsi bir dokusu var ve çok inanılmaz güzel bir tadı var. Şimdi yapımına geçelim. 400 gram taze beyaz peynir kullanıyorum. Bu şekilde sürülebilir olanlardan. Kutuda mavi kutuda oluyor genellikle. Tüm malzeme listesini ben bilgi kutusuna yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Oldukça kıvamlı bir peynir bu. Karıştırma kabını alınca böyle spatulanın arkasıyla bunu ezerek kremsi kıvama getiriyorum. Tamamen kremsi kıvama geldiğine emin olunca labne peynirini ilave edeceğim üzerine. Ben şimdi bu aşamada fırınımı 250 derece en yüksek ısıya yani alt üst ayarda açmaya başladım. Siz de hazırlamaya başlarken fırınınızı ısıtmayı unutmayın. Labne peynirini ekliyorum. Labnenin içinde bir miktar su oluyor. O suyu süzmenizi tavsiye ediyorum. Ben diğer cheesecake yapımlarında o suyu hep süzerim. Bu şekilde labne ile beyaz peyniri karıştırıyorum. Ve 2 paket kremam var. Kremaları ilave ediyorum. Toplamda 400 gram krema. Spatula ile bu şekilde karıştırıyorum. Tel çırpıcı da kullanabilirsiniz bu aşamada. Ben biraz daha peynirleri ezmek için spatula almıştım elime. Ve bu şekilde 200 gram kadar kaymağım var. Kaymağı ekliyorum. Bu kutu kaymaklardan bulamazsanız eğer marketlerin şarküteri reyonlarında satılan rulo şeklindeki kaymaklardan da kullanabilirsiniz. Fakat onların gramajına dikkat etmeniz gerekiyor. Onlar genelde böyle 160-150 gram oluyor. 200 gramı tamamlamanızı tavsiye ederim. Süt kreması normal. Kremayı da ekleyince, kaymağımı da ekleyince bu kremalı peynirli karışıma şimdi un ve nişasta ekliyorum. Burada 3 yemek kaşığı dolusu un var. Bir su bardağından bir parmak eksik oluyor. Su bardağıyla ölçmek isterseniz. Bir yemek kaşığı da nişasta var. Buğday ve mısır nişastası kullandığınız fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. Ben mısır nişastası kullandım. Peynirli ve unlu karışımımı bu şekilde nişastalı karışımımı ara ara karıştırmak üzere bu şekilde alıyorum kenara. Şimdi yumurta ve şekeri karıştıralım, çırpalım. 3 tane yumurtayı karıştırma kabına aldım ve 1 tane yumurtanın akını ekliyorum üzerine. Ve bunun da üzerine 1,5 su bardağına yakın pudra şekeri ilave ediyorum. Bunu mikserin en yüksek devrinde köpük köpük olana dek çırpıyorum. Normal cheesecake'lerden farkı yumurtasının çok çırpılması. Yani farklarından biri tabii ki çok farklı. Şimdi kelepçeli kalıbımın tabanına yaymak için yağlı kağıdımı katlıyorum. Bakın tabanını yağlamadım hiç. Bazen bazı tariflerde kelepçeli kalıbı tabanını katı yağla yağlamanızı tavsiye ediyorlar. Fakat böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Çünkü bu kağıdı ben bu şekilde katlayınca kalıba tamamen oturacak. Bu şekilde katladım ve ucunu hafiften kesiyorum. Bu sivri kısmı tam ortaya gelecek şekilde tüm kalıba kağıdı oturtuyorum. Bu kelepçeli kalıbımın çapı 24 cm benim. Daha büyüğünde yapmanızı tavsiye etmem fakat bir küçüğünü kullanabilirsiniz. Yani 22 santim gibi bir kalıpta da yapabilirsiniz. Daha büyüğünü niye tavsiye etmem? Çünkü cheesecake'iniz çok ince olur ve içindeki kremsi dokuyu yakalayamayabilirsiniz. O şekilde 24 santim ideal. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi peynirli karışıma bu köpük köpük hale getirdiğim yumurtalı karışımı ekleyeceğim. Fakat bundan önce ben vanilya eklemeyi unutmuşum kuru karışım olarak. Vanilyayı ekledim.
Peynirli yoğun bir karışım olduğu için 2 paket vanilya kaldırır. İstiyorsanız, hani seviyorsanız vanilya tadını 2 paket kullanabilirsiniz. Benim için 1 paket yeterli oldu. Şimdi yumurtalı karışımı, peynirli karışıma ben bu şekilde böyle 3 seferde ekledim. Karıştıra karıştıra. Videomu buraya kadar izlediyseniz görme bir kalp bırakmanızı rica edeceğim. Benim tüm videolarımda sizden rica ettiğim bir şey ve bu vesileyle videomu izlediğinizi ve tarifimi denediğinizi anlıyorum. Bir emoji bir kalp bırakırsanız çok çok sevinirim. Şimdi bu yumurtalı ve peynirli karışımı tamamen homojen bir görüntü alana dek karıştırıyorum. Oldukça kıvamlı ve yoğun bir karışım oldu bu. Tüm aşamaları videoya göre yaparsanız çok güzel bir cheesecake elde edeceksiniz. Henüz bakın biraz daha karışmaya ihtiyacı var. Karıştırdım ben onu. Şimdi kalıbıma karışımı alıyorum. Bu şekilde. Ben bir tepsi içine aldım kelepçeli kalıbı. Şimdi fırına gönderiyorum. Fırından 6. dakika şu anda. 6. dakikada ortası hafif hafif kızarmaya başladı. Toplamda ben 17 dakika kadar fırında tuttum. 16-17 dakikanın sonunda kontrol ederek üzerinin çok yanmasına fırsat vermeden fırından alabilirsiniz. Bu şekilde salladığınızda oynuyor olması gerekiyor. Bu cheesecake'in en büyük özelliği bu zaten. Fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda tutuyorum. Dolaba hemen koymuyorum sıcakken. Oda sıcaklığına gelip soğuyunca üzerini güzelce kapatıp streç film çekip buzdolabına alıyorum. Bakın bu şekilde. Evet, bir gün sonra ben bu cheesecake'i eşimin doğum günü için yapmıştım ve onun iş yerine götürmüştüm. Yani okuluna götürmüştüm. Çalışma arkadaşları ile afiyetle yediler. İlk dilimi keserken de video yarım kalmasın istedim. İç dokusunu da görmeniz adına bu şekilde bir çekim yaptım. Tabii ki de ev ortamı gibi daha rahat bir çekim yapmak isterdim ama bak sanırım dokusunun güzelliği gayet de güzel anlaşılıyor. Bu San Sebastian Cheesecake çikolata sosuyla çok güzel gidiyor. Çikolata sosunun yapımını videonun sonuna ekledim. Mutlaka izleyin oradan. Ben de sosumu yapıp kavanoza koyup getirmiştim. Şimdi sosla buluşturuyorum ve kıvamını göstereceğim sizlere. Ya bu kadar krema ve çikolata içeren bir şey ağır olur kanısı oluyor ama gerçekten ağır olmuyor ve çok lezzetli oluyor. Ben çok fazla böyle yoğun çikolatalı şeyleri yiyemeyen biri olarak bunu çok çok beğendim ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videoma yorum bırakmanızı rica edeceğim. Bu görüntülerde daha önce yaptığım Instagram hesabında paylaştığım yine San Sebastian cheesecake görüntüsü. Bu başka bir cheesecake. Kendimiz için yapmıştım. Fakat yine bunun da dokusu diğeriyle aynı. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Bakın bu şekilde. Bunun da iç dokusu kremsi. Dışı hafif yanık. Dışını çok fazla yakmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu yaptığımda çikolatalı sos yapmamıştım. Bu şekilde tüketmiştik ama gerçekten çikolatalı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çikolatalı sosun tarifi şimdi sizlerle. Hoşça kalın. Yepyeni videolarda buluşana dek Allah'a emanet olun.